Herkese merhaba değerli dostlar. Sasa Polyester ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz iki gözümüzün çiçeği, hisse senedimiz. E, borsadaki kayıpların arkasından gelen önemli önlemler sonrasında hızlı bir kar satışı geldi hisse senedinde ve önemli olarak gördüğümüz bir destek seviyesinde altında kapanış gerçekleştirdi son günde. Şöyle baktığınız zaman şu kırmızı çizgi en alttaki kırmızı çizgisi bizim geçen seneden beri neredeyse 10 aylık bir destek seviyemiz olarak öne çıkmakta ve bu bölgenin üzerinde hisse senedi her zaman güçlü destek alabildi ve hızlı bir toparlanma gerçekleştirebildi. Ama şu an baktığımız gördüğümüz rakamın altında olması hisse senedinin yatırım birazcık daha tedirgin etmişe benziyor ve hisse senedinin de yapmış olduğu açıklamaya bakarsak şirketin ortaklık yapısında herhangi bir bozulma olmadı ve ise senedinde herhangi bir satış olmadı ve olduğu dahilde e, bununla ilgili gerekli açıklamanın kapa bildirileceğiyle ilgili. Bu yasal prosedür olarak yapılan bir açıklama değil aslında yatırımcıların bu zaten var olan bir açıklamayı yeniden yapmalarının gereği muhtemelen piyasadaki spekülasyonlardan kaynaklanmakta. Yani Erdemoğlu Holding'in satış yaptığı ile ilgili açıklamalardan kaynaklanmakta. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman hisse hatırlayacak olursanız yaklaşık 200 milyon euroluk bir tahvil ihracı gerçekleştirmişti ve akabinde yaklaşık 500 milyon euroluk daha bir yeni tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlamakta. Şimdi hisse senedinde yatırımcılara şöyle bir e, yatırım stratejisi geliştirilmişti. Yani şirkette isterlerse e, mevcut paralarını isterlerse faizle birlikte geri alabilirler ya da hisse senedi olarak geri alabilirler. Böyle bir durumda hisse senedinde yatırımcıların hiçbir nakit alış gerçekleştirmedi. Hepsi hisse senedini istediler. Çünkü hisse şöyle bir açıklaması var. Yani şirketin mevcut son 6 aylık ağırlıklı ortalaması üzerinden %20'lik iskontolu olarak veriliyor. Yani geçtiğimiz Aylarda da hatırlayacak olursanız yaklaşık hisse 90 lira civarlarına kadar çıkmışken 56-58 TL civarlarından hisse ödemesi yapıldı. Bu oldukça güzel bir rakam yani alıp piyasada satsa bile zaten çok güzel bir geliri var. Bu yüzden önümüzdeki dönemde bu hisse senedinde daha çok bu şekilde haberler duymaya devam edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman hisse senedinde şöyle takaslarına baktığımızda bozulma olmadığı gibi Yine TEB'in güçlü işlemleri var hissede. Dalgalanmanın olduğu dönemde TEB'in en çok işlemlerin gerçekleştirdiğini görmüştük ki TEP hatırlayacak olursanız hissenin e, sermaye arttırarak ufak sermaye arttırımlarıyla yapmış olduğu hisse ödemelerinin akabinde gerçekleşen en önemli kurumların işlemlerin olduğu bölgeydi. Tabii piyasadaki dalgalanma nezdinde bu yurt dışında satılan ya da yerli kurumlarda kim satın aldıysa o hisse seretlerini devraldıysa onların yapmış olduğu kısa süre satışlar olabilir bunlar. Hisse sahipleri oldukları için. Bu yüzden bu dalgalanmanın genel itibariyle Yine gördüğünüz gibi ayın altısından 24 ne kadar gerçekleşen işlemlerde ziraatin yaklaşık 3.5 milyon lotun alarak hisse senetlerinde e, fonların giriş yaptığını görüyoruz. Bu hisse senedinin maliyetlerinde birazcık daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim bu seviyelerden. Hissenin son dönemdeki çalkantısı sonrasında e, önemli satışlar olmuş gibi gözükmüyordu hatırlayacak olursanız. Bir miktar alışlar da söz konusu. Hissenin 90 bölgesi artık dip seviyesi gibi gözüküyor. O bölgenin artık altına hisseyi düşürmeyecekler gibi. Orası zaten şöyle daha uzun vadede 2-3 yıllık noktada da en önemli destek seviyesi 90 TL ana destek seviyesi. Oralar muazzam e, alış yerleri diye düşünüyorum ben. Hisse'ne şöyle aylık grafiklerine baktığımız zaman ziraatin 6 milyona yakın bir girişi var. Yatırım fonlarında nette 5 milyonluk girişi söz konusu. Yani hisse senedinde yabancı hesaplarda dahil pozitif görüntünün devam ettiğini söyleyebiliriz. sonuç aylık veriye baktığımızda da Citibank'ın elinde 31 milyon civarında lot bulunmakta. Şöyle baktığınız zaman da çok fazla kurumdan daha az sayıda kurumun hisse senetine pozisyon arttırdığını görüyoruz. Yani şirketin bilançosunun gelmesiyle birlikte 11 milyar civarında kar beklentisi var. Bu bilanço ile birlikte hisse şu an 18,5 katına işlem görüyor. Muhtemelen 13-14 katına kadar gerilemiş olacak. Yani hisse senetinde oldukça güzel bir iskonto oranı oluşmuş olacak. Mevcut fiyat üzerinden konuşursak. Yani şirketin önümüzdeki dönemde yapacağı yatırımlar, açılacak olan fabrikalar, hisse senedinin yukarı yönde taşınmasını ve şirketin yapmış olduğu ihraçlarla beraber şirketin ana faaliyet konusu olan yumurtalık arazisindeki yatırımların daha hızlanmasını ve bunlardan çok daha hızlı gelir elde etmesini bekliyor olacağız. 2026'ya kadar önemli bir seviyede gerçekleştirmesini planladığımız, beklediğimiz hisse senedinde büyümenin artarak devamını bekliyor olacağız. Şöyle tekniksel olarak bakacak olursak şu anda e, oluşan mum, şurada oluşan küçük kırmızı mum düşüşün devamı açısından bizim için bir işaret söz konusu. Yani bu işaret hisse de düşüş işareti. Devamlı olma ihtimali içi dolu çünkü. Bu yüzden hisse senedinde ilk etapta bu kar satışının 100 TL'ye kadar gelmesini bekliyor olmak artık muallak gibi gözüküyor. Bu bölgeden kar satışı gelirse 100, bölge, 100 TL'nin altına kırılırsa gelir. 100 TL'nin altına kırılırsa hisse senedinde ana destek bölgesi olan 90 seviyesine kadar hisse senedinde sarkmanın gelme olasılığı var. Bu yüzden tekniksel olarak bakan yatırımcılarda bu fırsatı değerlendirmek adına satışlarını arttırabilirler 100 TL'nin altına gelirse eğer. Bu da hissenin 90 TL'ye kadar sarkmasına sebebiyet verebilir. Ama şirketin gelecek bilançosuyla birlikte bunu bahane edip hızlıca toparlayabilirler. Bu yüzden e, sadece tekniksel olarak duruma bakmamak lazım. Bu yüzden hissenin 109 bölgesi içine girildiği zaman her seferinde formasyonu güçlü bir şekilde tepki verdiğini söylemek gerekiyor. Bu yüzden bu kırmızı çizginin yine bu tarafına geçtiğinde yine benzer hareket. Yani 109'un üzerine attığında alıcıların iştahının daha da artacağını ve hissenin 124 bölgesine kadar toparlanma olasılığı yüksek ki bu bölge defalarca test edilen bir bölge olduğu için bu bölgenin üzerindeki fiyatlama hisse senedinde yeniden hızlanmaya, akabinde önümüzdeki dönemde yaklaşık 150 bölgesine kadar çıkmasını tetikler. Benim hissede e, yaklaşık bu seviyelerden alabilirsem benim için çok güzel ama tekniksel olarak hisse senedinde kısa vade beklentisi olanlar için alış bölgesi 109 bölgesi olacaktır trendin yukarı döndüğü zaman. Onun haricinde bu kademelerde almak hisse senedini 90 TL'ye düşme ihtimalinde satın almak anlamına gelir bu seviyeden unutmayın. Yani hisse senedinde sadece kısa vade ve tekniksel olarak yatırım yapma düşünceniz varsa 109 bölgesi yukarı yönde geçildiğinde hissedeki alıcının artacağını mutlaka hatırınızın bir kenarında tutmaya çalışın. Onun haricinde dediğim gibi hissede orta vade ve uzun vade pozisyon taşımak isteyenler varsa hisse senedinde 124 bölgesi yukarı geçildikten sonra hissenin artık bu kademin altına düşmesi yakın zamanda çok olası gözükmüyor olacak benim için. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Bilanço geldikten sonra yeniden bir tazele gerçekleştireceğiz. Şirketin yatırımlarını artık tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ee, yine öğrenmek isterseniz hissenin geçmişiyle ilgili videolar bölümünden e, ilgili bilgiyi rahatlıkla alabilirsiniz. Sasa ile ilgili her şey şirketin oynatma videosunun olduğu kanalda bulunmakta. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.